koyacak yer bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ay çok yoruldum ya. Çekerken yoruldum ha. Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda ise Oku Oku'dan yaptığım alışverişi de göstereceğim. Hemen çekmemin sebebi de ışık şu an tam yerindeyken çekmek istedim. Bir de dışarıdaydım. Denizden koşup geldim direkt. Çünkü okumak istediğim, çok merak ettiğim bir kitap vardı. Onu da size göstereceğim. Aslında bakarsanız okumadığım birkaç tane var ama bunu çok merak ediyorum. Açmadan önce de videosunu çekmek istedim. Bu arada artık kütüphaneliğimi de oluşturdum ve yerleştirdim arkadaşlar. Bilenler varsa zaten, izleyenler de var. Taşınmıştım ben. Kitaplığımı tamamen yerleştirdim. Farklı videolar çekiyorum. İsterseniz onları da takip edebilirsiniz. Farklı böyle mekanlara falan gideceğim. Oraların yerlerini falan da çekeceğim bu arada, bilginiz olsun. Neyse, fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi kitapları göstereceğim size. Bahsettim bilmiyorum ama burada birisine, biri amcamın istediği bir kitaptı, ona hediye aldım. Bir de bizim yakın akrabamız vardı, o da kitap okumak istiyordu, ona da bir kitap aldım. Şimdi ilk başlayacağım kitap da Pegasus yayınlarından Mucizeler Sirki. Bu arada nefes nefese kaldım çünkü hızlı geldim. Neyse, şu şekilde göstermek istiyorum size. Pegasus yayınlarından yeni çıkmış kitaplarından. Ben fantastik tarzı Pegasus kitaplarını çok çok seviyorum. Bunu satın aldım o yüzden. Şöyle göstereyim. Şunu kaldırıyorum. Evet, şimdi asıl okumak istediğim kitaba geldik arkadaşlar. Krallığı Öldürmek. Bunu çok çok merak ediyordum. Çok çok da Booktuber'da görmüştüm. O yüzden dedim ki ben bunu alayım. Hemencik akşam üzeri inşallah bir sıkıntı olmazsa okumayı planladığım kitaplardan. Şu an çünkü Av Dönencesini bitirmeye çalışıyorum Epesus yayınlarından. Onu bitirebilirsem eğer buna da başlayacağım arkadaşlar. Şöyle göstermek istedim. Bu da Marti yayınlarındandı. Yine bir Pegasus yayını var arkadaşlar. Bu da Balıklarla Konuşan Dedektif. Pegasus yayınları benim için vazgeçilmezdir. Yani özellikle fantastik tarzı kitaplarında okuyup çok büyük keyif aldığım yayın evlerinin ilk sırasında Pegasus geliyor arkadaşlar. Çok seviyorum. Şunu da şu şekilde göstermek istedim. Şimdi diğeri de, bunu merak ediyordum, kitaplığa ekledim. Kadim Cadılık Öğretisi diye geçiyormuş. Destek yayınlarının. İçerisinde eskiden yaptıkları işte neyi neye göre yapıyorlarmış, büyüyü neye göre adlandırmışlar, o tarzı bilgiler falan var. İşte kim büyücülükle suçlanmış, niye suçlanmış, yani biyografi gibi, tarzı gibi bir şey sanırım. Şöyle göstermek istiyorum. Hoşuma giderse de size de tavsiye edeceğim. Daha içerisini inceleme fırsatım olmadı. Bu da gene her zamanki gibi bir Türk yazara okumak istedim. O da Kusurlu kitabını aldım. Gaye Özdemir'miş. Bu arada gözüm de yok, okuyamıyorum. O yüzden çok zorlanıyorum. Şöyle göstereyim. Merak ediyordum ama yazıları çok küçükmüş ya. Bu kadar da küçük beklemiyordum arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Umarım verdiğime değer. Çünkü bazı kitapları okuyunca böyle diyorum ki ne okuyorum falan, ama insan üzülüyor tabii. Bu da Kolej Züppesi'nin ikinci kitabıymış. Şöyle göstereyim. Onu okumayı planlıyordum. Baktım ikincisi de çıkmış. İkincisi çıkmışken onu da alayım dedim. Bu arada güzel kampanyaları vardı. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Bakabilirsiniz isterseniz. Artemis yayınlarından da bir kitap göstereceğim. Bu benim vazgeçilmez diğer bir yayın evimdir. Hatta ben Vampir Akademisi serisiyle okumaya başlamıştım. O yüzden Artemis yayınının yeri bende biraz daha ayrıdır. Bu da Mistik ve Gezgin. Şöyle göstereyim. Bu da Artemis yayınlarının yeni çıkarmış olduğu kitaplardan. Tam içeriklerini bilmiyorum. Genelde hep yeni çıkanları kitapla eklemeyi tercih ediyorum. Onların kitapları daha güzel oluyor. Kitapta Uçurtma Avcısı. Şöyle göstereyim size. Bunu yakınıma aldım. O çok okumak istiyordu işte. Bu hediye aldığım kitaplardan biri arkadaşlar. Aşağıda şu an bekliyor. Açılımını yaptıktan sonra ona vereceğim. O yüzden kitabını bekliyordu. Diğeri de Ölüm Bir Son Değildir. Bu başlık hoşuma gittiği için satın aldım şöyle. Artemis yayınlarından arkadaşlar. Bir sihirbazlıkla ilgili bir konusu var. Onu çok merak ediyorum. O yüzden şunu da şöyle göstermek istedim. Genelde bu aralar hep böyle sihirli büyülü şeylerde kargaları daha fazla göstermeye başladılar. Bundan merak ettim açıkçası. Araştırıp bakacağım.
Diğeri de yabancı yayınlarından Oysa Ben Eskiden adlı bir kitabı var. Bu da yeni çıkan kitaplardan. Şöyle bakayım. Buna yazarı da gerçekten fazlaymış. Yani bu kadar da beklemiyordum. Şöyle göstereyim. Bu da gayet de güzelmiş. Ve evet. Artık seriye başlayabilirim arkadaşlar. Hangi seriden bahsettiğimi de şöyle gösteriyorum. Kristal Taç. Her yerde bunu arıyordum arkadaşlar. Hava Uyanıyor serisinin son kitabı. Ondan sonra yan kitapları çıkacak diye duydum. Şimdi artık seriye başlamak istiyordum. Artık tamamen başlayabilirim. Bu kitap bayağı bir pahalıydı ama indirime girmişti. Okok'ta oradan biliyorum. O yüzden satın aldım arkadaşlar. Siz de bakabilirsiniz. Bu da yine bir serinin devamıydı diye hatırlıyorum. Sadece Ölüler Sır Tutabilir. Şöyle Birimiz Yalan Söylüyor yazarından. Şöyle göstereyim size. Yeni kitabını çıkarmış. Benim kuzenim ilk kitabını okumuştu. Bunu çok beğenmişti. Ben de alacağım ondan. Eğer aldıktan sonra okursam da ikinci kitabında yorumunu bunu mutlaka atarım size. Bayağı kitap satın aldım. Diğeri gene bir Türk yazardan. Karayazım. Şöyle. Hani içlerine falan bakıyorum genelde. Çünkü ben de bir şeyler karalayıp yazmaya çalışıyorum. Videolarımı izleyenler varsa bahsediyorum zaten. Hani nerelerde ne yazımlara dikkat edilmesi gerekiyor, hatalar neler, hani kişisel yorum da aslında katıyorum kendimce. Çünkü ben de böyle yazarsam böyle yorum alabilir miyim gibi düşünüyorum. O yüzden böyle Türk yazarlarına önem verip okuyorum. Diğeri gene bu amcama hediye aldığım bir kitap, Yağmur Arat. Onu çok çok seviyorum. Videolarını falan bayağı bir kaçırmam, izlerim. Size de hani izlemiyorsanız, bilmiyorsanız bakmanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir YouTuber arkadaş. Aynı zamanda çok geziyor. Pek çok yerleri de gösteriyor. Bakabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim size. Ben çok seviyorum bu kızı. Kitabını aldım duydum. Yani kitap yazdığını ve çıkardığını duyduğum zaman çok sevinmiştim. Amcam söyledi bana. Ben dedim zaten aynı evde kalıyoruz sonuçta. O okuduktan sonra ondan alıp ben de okuyabilirim. Diğeri de Son Nefes arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu Buzdaki Kız serisinden olması lazım. Bir dedektifin olayları çözmesiyle ilgiliydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu da yabancı yayınlarının o serinin son kitabı mı onu bilmiyorum. Bundan sonra başka kitap çıkarır mı? Bir fikrim yok. Şu an onu tam daha araştırmadım. Diğer seçtiğime gelmeden önce tabii bana böyle bir iki tane şey göndermişler. Teşekkür ediyorum bu arada. Böyle de ayraçlar var içerisinde. Şimdi beşli setli kitap hediye diyordu. Beşli değil de üçlüydü galiba. Evet, üçlü kitap hediye diyordu. Ben de üçlü kitap seçtim. Şöyle göstereyim. Tanrı'nın Unutulan Çocukları. MRT yayınlarından Kül. Ve Rüzgarı Dizginleyen Çocuk. MRT yayınlarından bu da yine. Bunlar 200 TL üzeri alışverişlerimizde galiba ücretsiz olarak veriliyordu. Öyle bir kampanya vardı. Ben ona denk geldim. Böyle satın alabilmiştim arkadaşlar. Ben şöyle göstereyim. Diğer kitabı da ekleyeyim sonuçta. Onu da ben satın almış oldum. Çekebilirsem göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bayağı bir alışveriş yaptım gene. Kendimi dizginleyemedim. Her zamanki gibi. Kendimi dizginleyemeden gene böyle bir yüklü miktarda alışveriş yaptım. Bundan sonra umarım artık kitaplarımı okuyabilirim. Dediğim gibi artık yerleştim. Bir güzel. Artık kitaplarımı sıraya koyup belirli sıra eşliğinde okumayı planlıyorum. Belki onlarla ilgili de bir video çekebilirim. İşte bu ay bunları okuyacağım tarzı ama ona da pek uyamadığım için yani çekmek de pek doğru gelmiyor açıkçası ama deneyeceğim. Bakalım. Her neyse benim bahsedeceğim bu kadardı arkadaşlar. Kitapları da zaten gördüğünüz gibi böyle. Umarım keyif almışsınızdır. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.